Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün size çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. İşinize yarayabileceğimi düşündüm. güzel bir indikatör ve sizlerden çok fazla mesaj geliyor. Hocam normalde yukarı yönlü bir trend devam ederken biz işlemlere nerelerden gireceğiz? Yani gerçekten bazı arkadaşlarımız çok terste kalıyor. Ben de o yüzden bugün sizlere trend yönü yukarı yönlü hareket devam ederken veya aşağı yönlü hareket devam ederken nerelerden işleme girebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki burada e, mevcut bazı detaylar var. Özellikle Fibonacci'nin altın oranını kullanacağız arkadaşlar. Düzeltmelerin nerelerden olabileceğini ve yukarı yönlü nerelerde bitebileceğini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi örnek veriyorum. Üzer üzerinde çalışmış olduğum zaten bir koyun var arkadaşlar. Suyu. Suyu'da bir oba formasyonunu göstermiştim ben sizlere. Oba formasyonun boyun çizgisi ile birlikte aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösterdim. Ama aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yukarı yönlü burada çok ciddi bir impuls hareket gerçekleştikten sonra e, hala biz aslında yukarı yönlü trendin devam ettiğini ve şu düşüşün bile mevcut şu düşüşün bile aslında hala yukarı yönlü trendde olduğumuzu gösteren bir hareket var arkadaşlar. O da EMA 200. EMA açtığımız zaman arkadaşlar şöyle baktığımız zaman aslında hala bizim yönümüzün yukarı yönlü olduğunu görebiliyoruz. Evet normalde trend yönlerindeyken düşüşler çıkışlar olabiliyor ama biz genel anlamda resmi uzaktan baktığımız zaman arkadaşlar hala trendimiz gerçekten yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Ne zamandan beri yukarı yönlü hareket ediyor trend? Arkadaşlar, Ekim ayından beri, 25 Ekim ayından beri 200 EMA'nın üzerine kendini atarak aslında yukarı yönlü trend devam ediyor. Tabii ki ufak düzeltmeler oluyor, güzel sağlam çıkışlar oluyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta şu düzeltmelerde nerelerden işleme girilebileceği. Ya tabii ki bununla ilgili indikatörler var ama bizim de zaten size vermiş olduğum MACD, RSI ve Bollinger e Bantix indikatörlerimiz var. Ama bizim için önemli olan Fibonacci seviyelerini kullanarak buralardan nasıl işleme girebileceğimiz. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum ben sizlere. Fibonacci'nin altın oran seviyeleri var. Hemen Fibonacci'yi alalım. Şöyle bir pardon. Şöyle bir aynen Bu benim altın oran seviyelerim arkadaşlar. Zaten birçok trader de bunu kullanıyor. 0 0.5 0.618 ve 1. Arkadaşlar bu geri çekilmelerdir. Yani retracement hareketlerinde altın oran olarak kabul edilebilen bir Fibonacci seviyeleridir. Şimdi size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. İlk önce şunu söylemek istiyorum size. Mesela yukarı yönlü bir trend hareketimiz başladı. Daha sonra bir düzeltme hareketimiz geldi. Daha sonra tekrar bir impuls hareket, hareket geldi. Daha sonra tekrar bir düzeltme hareket geldi. Daha sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket geldi. Şimdi tabii ki bizim işlem girmemiz gereken noktalar aslında tam olarak şuralar. Buralarda nasıl işleme gireceğiz? Yani buralar bizim için önemli noktalar. Yani bu fırsatı kaçırmamız gerekiyor. Evet, trend yukarı yönlü devam ederken ben buralardan nasıl işleme gireceğim? Arkadaşlar, ilk önce bir impuls hareket geldikten sonra yani bir e, yükseliş hareketi geldikten sonra bir geri çekilme hareketi zaten muhakkak olacak. Muhakkak olacak bunun içinde önemli olan noktalar da fraktallar. Yani fraktallar tepeleri ve dipleri gösteren bir indikatör yapısıdır. Onu da ben size göstereceğim zaten indikatör burada arkadaşlar merak etmeyin onu da grafiğin üzerine göstereceğim. Şurada ufak bir detayından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi impuls bir hareket gerçekleştikten sonra daha sonra retirement hareketi gerçekleşiyor. Daha sonra tekrar bir impuls hareket gerçekleşiyor. Daha sonra tekrar bir geri çekilme hareketi gerçekleşiyor. Bizim için olması gereken nokta şu arkadaşlar. Fibonacci seviyesinin en dip noktasından mevcut trendin en üst noktasına yani e, o anki tepenin yani buraları görmeyin. Yani buralar şu an yok ben çizdim ama buralar şu an yok. Şu an buradayız. En üst tepesine bir Fibonacci seviyesi çektiğimiz zaman arkadaşlar bizim için dönüş noktası 0.5 ile 0.618 aralığıdır. Yani bunu birçok zaten YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu aralıktan dönmesi muhtemel beklenilebilir arkadaşlar. Bu aralığa geldiği zaman e, dolayısıyla bir önceki dip seviyesinde altında da olmadığı için yani kapanışta altına gelmediği için yukarı yönlü hareketlerin büyük ihtimal %90 geleceği söylenilebilir. Aynı şekilde arkadaşlar yukarı yönlü mesela geldi. Hareketimiz yukarı yönlü devam etti. Evet burada başarılı bir sinyal aldık. Ve daha sonra arkadaşlar tekrar e, bir, ön, bir önceki tepenin üzerinde bir kapanış geldi. Yani yeni bir yüksek tepe yapıldı. Ve biz ne yapacağız arkadaşlar? Fibonacci'mizi alacağız. Daha sonra tekrar bir önceki dip seviyesinden bir önceki tepe seviyesine tekrar Fibonacci'mizi çekeceğiz. Mevcut arkadaşı altın oran aralığına gelmesini bekleyeceğiz. Yani tam nokta atışı olmayabilir. Buralardan da dönebilir. Buralardan da dönebilir arkadaşlar. Ama ortalama bu aralığın içerisinden dönmesi bekleniliyor. Daha sonra buralardan tekrar bir long işlem açacağız arkadaşlar ve yukarı yönlü bir impuls hareketi yakalayacağız. Hemen grafiğin üzerinde sizlere bunu göstereyim arkadaşlar. Şunları bir silelim. Şimdi ilk önce fraktallara başlayalım arkadaşlar. Bakın benim fraktal indikatörüm burada. Bana tepeleri ve dipleri gösteriyor. Hemen buradan arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümüne geliyorsunuz. Zaten burada Fraktal yazdığınız zaman Williams Fraktalları diye çıkıyor teknikler bölümünde arkadaşlar buna bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonra ufak bir ayarımız var tabi orijinal ayarı çok karışık geliyor sizlere hemen göstereyim varsayılan ayarları sıfırlayalım. Arkadaşlar bu şekilde geliyor. Yani birçok tepeyi ve dibi gösteriyor bize. Aslında bizim için önemli olan bu değil. Önemli olan mevcut en iyi şekilde tepe ve dipleri göstermesi. Ben bunu arkadaşlar periyotları 9 olarak ayarlıyorum. 9 olarak ayarladığım zaman aslında benim için yeterli güzel seviyeleri gösteriyor. Fraktallar nedir arkadaşlar? Fraktalları da ona bir değinelim. Fiyat hareketleri oluşurken tepe ve dipleri işaretleyen bir indikatördür arkadaşlar. İki mum oluştuktan sonra sinyali işaretler ancak üçüncü mum ters yöne giderse sinyali siler. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Mesela yukarı yönlü bir hareket devam ediyor. Mesela şurayla ilgili konuşmak istiyorum. Mesela burada dip noktasını bulduk. Tamam okey yukarı yönlü hareket devam ederken... Çok iyi bir nokta atışı zaten fraktal yansıtmıyor. Daha sonra 1, 2, 3 tane mum açtıktan sonra yani düşüş senaryo gerçekleştikten sonra burada bir fraktal yani tepe noktası olduğunu işaretliyor. Yani 3, 4 mum aşağı yönlü bir düşüş geldikten sonra evet burası tepe noktası olduğunu bize gösteriyor. Bakın şu an aslında burası dip noktası ama bakın burada bir tepe noktası kendini hala göstermemiş. Neden? Çünkü fraktal henüz buranın tepe noktası olduğunu kanaatini getirmemiş. Dolayısıyla bizim için önemli olan nokta şimdi ben burayı bir tepe noktası olarak farklı arz edersem arkadaşlar burayı tepe noktası olarak alırsam aslında nokta atışı değil de çok az 0.5'ten geri döndüğünü görebiliriz. Yani bir düzeltmenin yukarı yönlü hareketlere tekabül ettiğini görebiliriz. Ama tabii ki tekrar bir düşüşler gelebilir. O yüzden buranın tepe noktası olduğunu fraktal tarafından teyit etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ee, tabii çok güzel bir oba formasyonu vardı arkadaşlar. Oba formasyonu ile birlikte düşüşler geldi. Burada güzel kervanizasyon yapıldı. Yani mevcut trendde bir, bir e, ayılığın eline geçti buradaki döngü. Şimdi ben size açıkçası <laughs> çok pardon şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bir trendin başladığında mesela bir minor trendin başladığında zaten bir major trendin içerisindeyiz bunu size söylemiştim Ekim ayından beri su ile bir major trendin içerisindeyiz ama ufak bir minor trendin başladığında arkadaşlar yapı kırılımları bizim için çok önemli mesela şurada Evet bakın burası bizim için bir yapı kırılımıdır. Yani yapı kırılımı nedir arkadaşlar? Piyasanın yön değiştirmesidir. Gördüğünüz gibi daha fazla alçak dipler yapmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla alçak dipler yapmıyor. Evet bakın bir dip yapıyor, düzeltme yapıyor, bir dip yapıyor, düzeltme yapıyor, yeni bir dip yapıyor, düzeltme yapıyor ve artık yeni bir dip yapamıyor. Çünkü neden piyasa artık boğaların eline geçiyor. Boğalar istekli olduğunu burada bize gösteriyor ve hacimli bir mumla bir brekant kırılımıyla birlikte arkadaşlar buradaki direnç bölgesini kırıyor ve aslında burada piyasanın yön değiştirdiğini bize gösteriyor. Evet burada piyasa yön değiştirdi. Ben bunu yakaladım bunu gördüm ve peki e, piyasa yukarı yönlü hareket ederken ben mevcut e, düzeltmelerden nasıl para kazanacağım bekleyeceğim arkadaşlar. Fraktalın oluşmasını bekleyeceğim. Yani burada bir dip noktamız oluştu. Evet çok güzel. Ve ben tepe noktasını arıyorum. Yani bu alır yukarı başında gidebilir arkadaşlar. Burada yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim burada açıkçası oluşumları beklememiz. Daha sonra arkadaşlar birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum gibi aşağı yönlü mumlar açıldıktan sonra artık zaten örneğini de size göstereceğim arkadaşlar. Burada fraktal kendini gösteriyor. Ben hemen ne yapıyorum? Alıyorum arkadaşlar fibonacci Buradan en dip noktadan en üst tepe noktasına çekiyorum. Hemen şöyle de yapayım arkadaşlar sizlere. Ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman Fibonacci'nin ayarlarında burada gördüğünüz gibi çok fazla ayar var. Bakın çok fazla. Arkadaşlar bunlar da 0, 0.618, 1, ve 0.5'i işaretlememiz yeterli. Diğerlerini hepsini silmeniz gerekiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Biz açıkçası geri çekilmelerden para kazanacağız. Yani düzeltmelerden para kazanacağız. O yüzden bizim için en önemli nokta 0.5 ile 0.618 aralığındaki altın oran noktası. Buraya geldiği zaman bakın çok hani içine girmesini beklemeyin açıkçası. Buradan düzeltme olduğu zaman buralara geliyorsa açıkçası yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğine dair bir işaret arkadaşlar. Short pozisyonları illa nokta atışı yapamayabilirsiniz. İlla nokta atışı bölgelerden işlem açamayabilirsiniz. Mesela buradan hemen şöyle göstermek isteyeyim ben size. Kalemimi alayım. Arkadaşlar geldi. Böyle geldi evet tam buraya geldi siz bekliyorsunuz bakın böyle yukarı yönlü hareketler devam etti. Ama aslında yapmanız gereken nokta şu buraya geldi arkadaşlar. Siz burada artık yavaş yavaş long işlemlerini hazırlanmalısınız hatta açmalısınız. Aşağı yönlü hareketler devam edebilir evet toparlama evreleri olabilir evet hiç sıkıntı yok. Siz de ona göre pozisyonunuzu ekstrem olarak hareketlerinde bulundurmanız gerekiyor. Yani temkinli hareketler olması lazım. Aşağı yöne sarkabilir ve yukarı yönlü hareketler devam edilir. Bunun örneğin çok fazla var arkadaşlar. Zaten birkaç örneği size göstereceğim. Şimdi siz dolayısıyla arkadaşlar ne yaptınız? Hemen şöyle göstereyim. Siz buradan bir long işlem açtınız. Okey. Bu long işlem açtıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü çok güzel bir impuls hareket gerçekleşti. Bir çıkış hareketi gerçekleşti. Ve bu çıkış hareketinden ne yaptınız? Kel realizasyonu yaptınız. Tabii ki arkadaşlar önemli olan birazcık da kel realizasyonu yapabilmek. Yani açıkçası hem stoplu takip edebiliyorsunuz ediyor olmanız lazım. Hem de arkadaşlar aç gözlü olmamanız lazım. Çıkacağınız yeri iyi bilmeniz lazım. Bakın şimdi size şunu göstermek istiyorum. Sıfır yani bir noktasından sıfır noktasına doğru bir Fibonacci seviyesi çektik en üst tepe noktası Çünkü biz buraları şu an görmüyoruz arkadaşlar. Aynen şu şekilde farz edin. Mesela evet şu şekilde farz edin. Biz ilerisini görmüyoruz. Dolayısıyla buradan yukarı yönlü bir Fibonacci çizimiz çektik ve düzeltmeyi yakaladık ve düzeltmeden sonra bir long işlem açıp açıkçası yukarı yönlü hareketleri yakalamış olduk. Yani kâr realizasyonumuzu yaptık. Şimdi dolayısıyla bakın bu nokta aynı zamanda bizim için bir nedir? Destek noktasıdır arkadaşlar. Bakın aynı noktadan dönüyor. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Dolayısıyla Burası bizim için artık bir dip noktası oldu. Çünkü biliyorsunuz trend yukarı yönlü giderken merdiven misali yukarı yönlü tırmanır. Böyle de tırmanmayabilir. Daha sert hareketlerle de tırmanabilir arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Ben size trend yönü hareket edebilen en iyi bir mum grafiğini buldum size. Şu an grafiğini inceleyelim su ile. Gördüğünüz gibi buradan buraya doğru bir hareket çektik ve bir düzeltmemiz yaşandı. Bu düzeltmede long pozisyonu yakaladık ve tekrar yukarı yönlü bir hareket geldi. Arkadaşlar biz fraktalın burada olduğunu gördüğümüz zaman tekrar buradan yukarı yönlü bir hareket çekerek tepe noktasına bakın gene aynı noktada yani altın oran noktasından 0.5 ve 0.618 oranından tekrar yukarı yönlü bir hareket geldi. Gördüğünüz gibi bakın. Ve burası bizim için tekrar ne oldu? Kırılan bir direnç bölgesinden destek bölgesine dönüştü. Evet. Peki biz şu an bakın zirvedeyiz ve şu an arkadaşlar bir fraktal yani bir tepe noktası yok gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler gelmeyi bekliyor. Yani yukarı yönlü hareketler gelip tekrar düştüğü zaman işte o zaman bizim için bir tepe noktası oluşacak. Ama ben şu an çekmek istiyorum. Ben burayı çektim. Bakın ortalama şöyle göstereyim. Evet bakın ortalama ben burayı tepe noktası olarak farz ediyorum kabul ediyorum. Ve gördüğünüz gibi tepe noktasından tekrar aşağı yönlü hareketlerde ve altın oran noktasından yani 0.5 ile 0.618'in tam oralarından arkadaşlar tekrar bir gerçekten yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Ama tabii ki şu an fraktal bize ne yapıyor? Tepe noktasının burasının olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla biz arkadaşlar bekleyeceğiz aşağı yönlü hareketler geldiği zaman tepe noktanın burası olduğunu bize gösterecek. Ve o zaman arkadaşlar 1.46 seviyesinden işlem açmaya başlayacağız. Bir long işlemi kovalayacağız. Şimdi ben hemen şurada oba formasyonunun grafiğini kapatalım. Şimdi tabii ki yukarı yönlü hareketleri konuştuk. Bir de aşağı yönlü hareketleri konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen aşağı yönlü hareketleri konuşalım. Hemen bakın burada aslında çok güzel bir örneğimiz var. Ee, burası en dip noktası, burası da en tepe noktası. Hemen tekrar buradan bir yukarı yönlü hareket çekelim. Bakın şu an baktığımız zaman oturmuyor. Çünkü neden? Altın oran bayağı bir aşağıda. Ben tepe noktasına kadar çektim, ikinci tepe noktasına çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altın oranın tam oradan trend tekrar yukarı yönlü hareketlere devam etmiş. Görüyorsunuz. Aynen. Bakın tam bu noktadan arkadaşlar trend çok güzel yakalanmış. Burada da altın oran noktasından devam etmiş. Aslında bu günlük time frame'de baktığımız zaman şöyle bakalım. Günlük time frame'de bakın gördüğünüz gibi aslında daha trendin devam ettiğini mevcut impuls hareketinden sonra bir riktenmiş hareketinin yani geri çekilme hareketinin gerçekleştiğini ve altın oran noktasından yukarı yönlü hareketlerin geldiğini sizler de burada görüyorsunuz. Şimdi tabii ki bizler ne yapacağız? Bakın burası artık bizim için bir dip noktası. Yani buradan yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için arkadaşlar açıkçası burada bir tepe noktasının oluşumunu bekleyeceğiz. Tabii bu yukarı yani yukarıdan da aşağı çektiğimiz zaman açıkçası altın oran noktasından da arkadaşlar bakın burada altın oran noktasından da bir satış yanını görüyoruz. Tam tersi hareket. Hemen şöyle bir bakalım. Evet bakın ben ne yaptım? Bu tepeden bu dip noktasına kadar fibonacci çektim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam altın oran noktasına yani 0.618 0.5 aralığına geldiği zaman ciddi bir satış yedi. Ve daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle tekrar satış yedi zaten onu ekstra göstermiştim. Gördüğünüz gibi hemen şimdi kapatalım. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Suide hareketlerin hala yukarı yönlü geleceğinin çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü neden? Bir önceki dip seviyesinin altına kapanış gelmemiş. Hala yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. Bunu zaten ben de Instagram story sayfamda sizlerle paylaştım. Yani yukarı yönlü hareketlerin geleceğini sizlere anlattım. Şimdi arkadaşlar şunları kapatalım. Şunları kapattıktan sonra bir de şurada geri çekilmelere bakalım. Mesela dediğim gibi bakın ben buradan şu tepe noktasından şu dip noktasına doğru bir Fibonacci seviyemi çekiyorum. Gördüğünüz gibi tekrar altın oran noktasından 0.618 ile 0.5 aralığından bir satış yiyor. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Daha sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ettikten sonra ben ufak minör yani bir saatlik time bu hareketleri yakalamaya çalışıyorum. Mesela bir saatlik time indiğim zaman gördüğünüz gibi çok fazla dip ve tepe noktası var. Şöyle bakıyorum açıkçası... Şöyle baktığım zaman şu bölgeden şu şu tepe noktasından şu dip noktasını çekmek istiyorum. Evet hemen hemen yaklaşık yine 0.5'in oradan aşağı yönlü hareketler devam etmiş arkadaşlar. Yani kapatalım tekrar. Bakın tam bu noktadan tam bu noktadan şu noktaya çektiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yine altın oran noktasından aşağı yönlü bir hareketler geliyor. Yani düşüş senaryo hala devam ediyor. Ne zaman market kırılımı gerçekleşiyor? market kırılımından sonra arkadaşlar tabii ki bizim ne yapmamız lazım? Yukarı yönlü hareketleri çekmemiz lazım ve yukarı yönlü hareketler zaten az önce gösterdim çok net bir şekilde geliyor. Aynen umarım anlatabilirim şimdi arkadaşlar. Tabii ki şimdi şimdi günlük time e geçelim. Günlük time frame'de aslında size mevcut fraktal indikatörün nasıl çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. Hemen şurada geri sarma butonuna tıklayalım. Daha sonra fraktalların Nasıl gerçekleştiğini sizler de görün arkadaşlar. Hemen şuradan e, basalım. Bakın aslında fraktallar sonradan hareket ediyor görüyorsunuz. Bakın sonradan çıkıyor. Yani aslında buranın bir tepe noktasının oluşabilmesi için arkadaşlar 3-4 tane mumun aşağı yönlü hareketlerin teyit etmesi gerekiyor. Mesela evet bakın yukarı yönlü hareketler geldi daha sonra buranın bir dip noktası olduğunu teyit etti ve bakın tekrar yukarı yönlü hareketler geldi. Tekrar buranın dip noktası olduğunu teyit etti. Aşağı yönlü hareketler geldi. Aşağı yönlü hareketler geldi. Buranın tepe noktası olduğunu teyit etti. Yani aşağı yönlü hareketler geldiyse buranın tepe noktası teyit edildiyse bizim için önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta ilk önce EMA'ya bakacağız. 200'ün üzerinde miyiz? Evet 200'ün üzerindeyiz. Hatta e, günlük time frame'da arkadaşlar e, açıkçası EMA'nın 200'ün üzerine daha yeni atmışız. Dolayısıyla yukarı yönlü trendin devam ettiğini bize gösteriyor ve ben o zaman şu an şöyle baktığımda arkadaşlar şuraya çekebilirim mesela. Bakın buraya çektiğim zaman yani burası benim için bir tepe noktası, burası benim için bir dip noktası ve tam bu düşüş senaryosu gerçekten iyi bir senaryo arkadaşlar. 1.28'den 1.16'ya kadar bunları değerlendirebiliyorum. Mesela bakın burada bir düşüş senaryosu gerçekleşti ve daha sonra tekrar sert bir şekilde yukarı yönlü hareketler devam etti ve burası bir direnç bölgesi olduğu için tekrar buradan bir düşüş senaryosu gerçekleşti arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Dilim döndüğünce bilgimiz yettiğince. Yani demem o ki fraktallarla birlikte arkadaşlar tepe ve dip noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Rooney'e. Rune'de de arkadaşlar hemen hemen aynısı oluştu. Hemen bakalım. Bakın Rune'de düşen bir trend devam ederken artık e, düşmüyor. Yani açıkçası yeni dip bölgeler bir önceki dibin üzerinde kapanıyor. Hemen burada High Low Low diye bir indikatörümüz var. Gerçekten çok güzel muazzam çalışan bir indikatör. Hemen gördüğünüz gibi tepe noktası dip noktası lower low lower high hemen aşağı yönü tekrar lower low yani bir önceki dibin altına kapanıyor artık higher low yani bir yukarı yönlü hareketi ettiği için arkadaşlar dolayısıyla yüksek dip noktası demek yani dolayısıyla bunun altında hareket etmediği için düşüş gerçekleşmediği için açıkçası artık marketin yönünün burada değiştiğini görebiliriz aslında şöyle baktığınız zaman arkadaşlar bir de topa formasyonu gözlemleyebiliyorum hemen şöyle Tabii ki çok net olmasa görüyorsunuz bir topo formasyonu kendini gösteriyor. Hemen indikatörü kapatalım. Gördüğünüz gibi burada bir toba formasyonu kendini gösteriyor. Toba formasyonu nedir arkadaşlar? Toba formasyonu trend dönüş formasyonudur. Eğer trendin sonunda ve başında eğer görüyorsanız bilin ki toba ve oba formasyonları trend dönüş formasyonlarıdır. Dolayısıyla şu an burada trend döndü ve ürünü de arkadaşlar piyasa boğaların elinde ve dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken konu neydi? trend kırılımıyla birlikte yani bakın buradaki evet çok net bir şekilde arkadaşlar buradaki e, direnç bölgesi kırıldı ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ben bunu Instagram story sayfamda zaten sizlerle paylaştım. E, açıklamalar bölümünde Instagram story sayfamı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen benim ne yapmam gerekiyor? Benim yapmam gereken nokta şu. Bakın burada Fibonacci seviyesini alacağım. En dip noktasından en tepe noktasına bir çekeceğim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir verim alamadım. Daha sonra arkadaşlar şuraya bir önceki dip seviyesini çektiğim zaman görüyorsunuz altın oran noktasından çok güzel bir alım gerçekleşmiş. Hemen ikinci tepe noktamızı görüyorum arkadaşlar. Evet burası şimdilik bir tepe noktası. Fraktal açıkçası hemen şuradan bakalım. Şimdi hemen evet bakın şu an fraktal indikatörü bize aslında dip noktanın burası olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ve tepe noktasının aslında burası olduğunu ben tahmin ediyorum ama indikatör bize bunu göstermiyor. 4 saat time 200 yamanın üzerine yeni atmışız kendimizi. Yukarı yönlü hareketlerde gelebilir ama ben şunu gözlemlemek istiyorum. Eğer düşerse nerelerden dönebilir? Hemen arkadaşlar bir önceki dip seviyesine bir fibonacci çekiyorum. Ve tepe noktasına çektikten sonra aslında eğer düştükten sonra bu trend bozulmazsa da arkadaşlar 0.5 ve 0.618 seviyelerine yani 4.49 ile 4.50 seviyelerinden arkadaşlar bir long pozisyona girilebilir. Ve üst seviyelerdeki direnç bölgesine doğru hareketler gelebilir arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Günlük time frame'e baktığımız zaman günlük time frame'de aslında 200 emanın üzerinde kendimizi görebiliyoruz. Yani aslında baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde arkadaşlar e, trendimiz, majör trendimiz yukarı yönlü devam ediyor. Minor, minor trendlerde tabii ki ufak e, hareketler olabiliyor. Hemen şöyle baktığım zaman burası bir tepe noktası, burası da bir dip noktası. Hemen şöyle yukarıdan aşağı bir e, Fibonacci'yi çektiğim zaman arkadaşlar ileriki süreçlerde, ileriki süreçlerde buralardan 5.72 seviyeli altın oranlarından bir dönüş gelebilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bakalım daha önce yaşanmış bir hareketler var mı? Mesela şurada tepe ve dip noktası var. Gördüğünüz buradan bakın bir açıkçası satış gelmemiş. Direkt yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. 23 dakika boyunca e, konuşmuşuz. Kusura bakmayın video bayağı bir uzun sürdü. Çünkü konu gerçekten çok önemli. Hem Fraktallar hem de EMA... Emma... 200 aynı zamanda Fibonacci seviyeleri nerelerden işleme girilebileceğimizi, nerelerden e, long pozisyonları açabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Mesela burada da düşen bir trend söz konusu gördüğünüz gibi. Hemen mesela ben bu dip, tepe noktasını fark, fark ettim. Düşen trendin içinde olduğumu da fark ettim arkadaşlar. Dip noktasına kadar bir çektiğim zaman gördüğünüz gibi altın oranın oradan bir satış yedik arkadaşlar. Şimdi 200 EMA'nın altında olduğumuz için açıkçası arkadaşlar düşen trendin teyidini alıyorum. Ve zaten kanal aşağı yönü düşüyor. Burada hem fikiriz. Tepe noktasından dip noktasına kadar bir çektiğim zaman e, e, Fibonacci seviyem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın oranını oradan 5 nokta ve 6.18 oranı oradan arkadaşlar bir dönüş gerçekleşiyor ve aşağı yönlü hareketler geliyor. Aynı zamanda da 200 EMA'ya da temas etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Ekstradan e, ciddi detaylar gördüğünüz gibi tam bu nok bu noktadan bir short işlem açtığımız zaman aşağı yönlü hareketler devam ediyor beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve instagramdan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa mail yoluyla da veya videonun altına yorumla yazabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.